Tünel durduğu zaman bir arızadan dolayı buradaki ekip acilen müdahale ediyor. En kısa zamanda arıza yaparak biz vatandaşa tesisi açmış oluyoruz. Şundan kaynaklı bir kere bir zaman istiyor. Ben işte 45 senedir buradayım. Bir 3-5 sene burada çalıştıktan sonra aşağıdaki sistemi dinledikten sonra yani çalışan sistemi artık siz farklılığı anlıyorsunuz. Yani makinenin ses düzenini anlıyorsunuz, motorun ses düzenini anlıyorsunuz. Değişik bir düzen olduğu zaman yani bir rulman sesi bozuk olduğu zaman duyabiliyorsunuz. Veya motor çalışmasında herhangi bir sürtünme olduğu zaman, farklı bir sürtünme olduğu zaman duyuyorsunuz. Hemen oraya müdahale ediyoruz. Yani müdahaleyi ölçü aletleriyle, işte şamalarla teknik arızayı buluyoruz. Yolun içerisinde de öyle rulmanları var. Onların seslerini dinliyoruz. Vagonların seslerini dinliyoruz. Değişik bir sistem ses gelirse onlara müdahale ediyoruz. Ve bu şekilde çözüme ulaşıyoruz. Önce insan işini sevecek. Bu en başta olan şey, işini sevmesi lazım. Eğer o işini sevmiyorsa o iş ona çok zor gelir yani. Yeni nesile anlatıyorsun da yeni nesil biraz bizim gibi değil yani. Biraz çabuk sıkılıyorlar. Ama yine çalışarak öğrenmeleri lazım. Biz devamlı onu vurguluyoruz yani. Çalışacaksınız, öğreneceksiniz ve işinizi seveceksiniz. İşinizi eğer seviyorsanız, işinize bağlı kalıyorsanız hiçbir zor gelmiyor hiçbir şey. Cumartesi gecesi başlıyoruz, pazar gecesine kadar devam ediyor hiç durmadan. Hiç ara vermeden. 45 senedir alıştık tabii bu işe. Fakat eşim de çocuklar da baba diyor yeter artık. Yani bu kadar çalışmanın anlamı yok. Biraz da kendine bak. Ne kadar daha ömür olacak bundan sonra diyorlar. Ben de tabii hak veriyorum onlara. Zaten Aşiyan'a gitmiştik, gördük. Bizimki pneumatik sistem çalışıyor, fren sistemi mesela. Aşiyan'daki de şeydeki de motor freni var mesela. Motor freni daha sağlıklı diye düşünüyorum. Mesela havaatı yandan almamız lazım. Bizimki lastik tekerlekli sistemimiz. Yani arabanın ağırlığı lastik üzerinde. Ama Aşiyan ve Taksim frenleri ray üzerinde gidiyor. O daha iyi mesela. Konforlu diye düşünüyorum yani. Aşiyan ve Taksim frenleri daha iyi yani. Ben orayı daha çok beğeniyorum. Sabah yükseklik rakım ve uzunluğundan. Tünel projesi çok eski, İstanbul'un tarihi açısından da çok önemli bir proje. O zaman teknolojisi yapılmış, en ileri teknolojiyle yapılmış bir proje. Şu an baktığım zaman asıl elektriksel anlamda kuru kontak mantığıyla bakarsam elektriksel ve mekanik kısmı aynı ilerliyor. Fakat bu yarı iletken malzemelerin gelişmesiyle birlikte biz elektroniği daha çok kontrol tabanlı ve güvenlik tabanlı kullanmaya başladık. Bizim hattımızda elektronik kartlar çok daha küçüldü. İletişim ve araç ile haberleşme sistemleri çok daha fazla ilerledi. Uzaktan kontrol daha rahatlıkla sağlayabiliyoruz ve aynı zamanda daha dijitalleşti bizim sistemlerimiz. Gökhan Usta aslında elektriğin en zor zamanlarında çalışmış bir ustamız. Bütün zor zahmetlerine katlanmış. Artık bugün baktığımız zaman biz elektronik sistemlere yazılımla beraber ilerlemekte. Biz yazılım kontrollü bir sürüş yapıyoruz. Ama Gökhan Usta'nın bilgisine erişmeden, o dönemleri atlatmadan günümüz elektrik elektroniği anlamak mümkün değil. Bu aşamada tabii kendisinin tecrübesinden sürekli faydalanmamız gerekiyor.